Görüşlerimiz başladı. Köydes programında Köydes programı olarak yani köy destek programı olarak 3-5 köy grubunda asfalt programımız var. Onları planladık, programladık ve ihalelerini de geçtiğimiz günlerde yaptık. Sözleşmelerini yaptık. Onlar asfalt olacak bir takım köylerimiz. Özel idaremiz ve şu anda köy asfalt yama ekiplerini oluşturdu. Yakında elbiselerini de alacağız. Yollarda özel derenin ekiplerini asfaltları, yapılmış asfaltları yani bozulmuş asfaltları yama yaparken göreceksiniz. Onlar da asfaltları yama yapacaklar. Özel idaremizin ayrıca iş makineleri köylerin stabilize olanlarını olması gerekenleri stabilize reglaj yapılması gereken yolları da düzenleyerek reglaj yaparak yine kıştan kalma bozuklukları giderecekler. Bu şekilde yol şeylerini planlıyoruz. Okullarımız tabii demin de beraber olduk bir okulda. Şimdi de ziyaret edeceğiz Mezraköyümüzün okulunu. Okullarımız genelde fena değil ama bazı aksaklıklarımız, bazı eksikliklerimiz, onarım yapacağımız bazı bölümleri, o var okulları. Okullara da bu sene özellikle çokça önem vereceğiz. Gel abi, belki sana bir ayakkabı verebilirler. Ayakkabı yırtık. Evet hanım, senin adın ne? Yasemin. Çok da modern isim koyuyorlar artık Karslılar. Bayram ne diyor senin? Erdem. Evet. Sağlık, huzur versin. Geçer gider. Biz de yıllarca bu yörede görev yapıyoruz. Bir şey olur. Evet, o sene önce de buradaydım. Güzel, ben beğeniyordum. Evet, doğru. Ben de Hakkari'de görev yaptım. Evet. Efendim, Adıyaman'da görev yaptık. Erzurum'da görev yaptık. Ben bu ilin valisiyim. Vali ne yapıyor? Bileniniz var mı? Söyle bakalım hadi. Karşı yönetiyor. Neyi yönetiyor? Karşı yönetiyor. Evet. Aferin ben Kars'ı yönetiyorum. Doğru diyorsun. Ha, aferin ya. Sen de böyle değil. Aferin. Şimdi onun için Kars'ı yönetirken tabii Mezra Köyü de benim yönetim sınırlarım içerisinde. Dolayısıyla bir isteğiniz var mı? Vali olarak benden bir isteğiniz var mı? Hayır. Hayır. Babalarını söyleyemediler. Belki siz söylersiniz. Burada fakirler, fukaralar vardır. Onlara bakmamız lazım değil mi? Ben size demiyorum. Siz öğrencisiniz. Siz fakir değilsiniz. Size babalarınız bakıyor. Onu demiyor. Ben yaşlı teyzelerden bahsediyorum. Yaşlı teyzeler oluyor. Ben yaşlı teyze var.
Onlar oluyor ya. Onlara yardımcı olacaksınız. Onların bir isteği umurunda yerine getireceksiniz. Yerlere çöp atmayacaksınız. Babalarınızı tembihleyeceksiniz. Sigara içmeyecekler. Bırakacaklar sigarayı. Diyeceksiniz bırakın. Sağlığa kesin kez zararlıdır. Kolalar içilmeyecek. Bol sütler içilecek. Erken yatırıp erken kalkılacak. Dişler fırçalanacak. Temiz yatağımızı, evimizi, odamızı temiz tutacağız. Değil mi? Bunları öğreniyorsunuz burada. Evinizde de uyguluyorsunuz. Uygulayacaksınız. Yani siz şu büyükleriniz var ya, babalarınız, amcalarınız, abileriniz. Onları siz örnek olacaksınız ileride. Onlar sizden bekliyorlar. Çünkü onlar okula gitmediler ki zamanında. Yoktu ki böyle sınıflar, böyle önemli bilgileri öğretecek öğretmenler de yok. Şu anda geldin bari. Senin adın ne? Adın ne? Canım kız. Ne? Yağmur. Evet. Evet.